Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlerle birlikte KPSS 2022 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. En son 82. denememizde kalmıştık. Hemen 82. denememizin ilk sorusuyla başlıyoruz soru çözümümüze. Ütopya isimli eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir diye sorduk. Ütopya adlı eser kime aittir? Thomas More aittir. Cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Önemli bir eserdir. Ütopya Thomas More'e ait bir eser. Geldik ikinci sorumuza. Modern Avrupa'nın ilk romanı kabul edilen Don Quixote adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu yazar yine önemli bir yazar. Cervantes'tir. Cervantes Modern Avrupa'nın ilk romanını yazmıştır. Bu romanın adı da Don Quixote'dur. Bunu da unutmayacağız. Önemli bir eserdir. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu havalimanımızın adı nedir? Erzincan Havalimanı'dır. Cevabımız ne oldu? Erzincan Havalimanı olmuş oldu. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanıdır kendisi. Geldik bir diğer sorumuza. Önemli bir soru çıkabilir. Dördüncü soru. 26 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'da açılışını yaptığı havalimanının ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu havalimanının ismi ise nedir arkadaşlar? Fuzuli Havalimanı'dır. Unutmuyoruz. Belki bu havalimanının adını sorabilirler size. Önemlidir. Karabağ'da açılışı yapılmıştır. 2021 Ekim ayının 26'sında. Geldik bir diğer sorumuza. Neapolis antik kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Neapolis antik kenti arkadaşlar nerede bulunuyor? Antalya'da bulunmaktadır. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 2019'dan itibaren Ukrayna'nın başında bulunan lider aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı Ukrayna'nın başındaki isim önemlidir. Bu ismi ÖSYM ne yapabilir? Sizlere yönlendirebilir. Ukrayna'nın başında bulunan lider kimdir? Volodymyr Zelenski. Cevabımız ne oldu? Volodymyr Zelenski olmuş oldu. Önemlidir. Bunu bilmemizde fayda vardır. Geldik bir diğer denememizin ilk sorusuna. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı yarışma ödülünü aşağıdaki kurumlardan hangisine bağışlamıştır diye sorduk. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz ki Darül Mesai'ye başlamıştır 500 liralık ödülü. Bir diğer sorumuza geldik. 6 dakika 23 saniye nefesini suyun altında tutup 81 metre yürüyerek dünya rekoru kıran milli sporcu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu milli sporcumuz kimdir? Bilge Çıngı Giray arkadaşlar. Önemlidir. Çıngı Giray 6 dakika 83 saniye nefesini suyun altında tutmuştur ve 81 metre yürüyerek dünya rekorunu kırmıştır bu şekilde. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele kapsamında gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var" sözü aşağıdaki isimlerden hangisine aittir diye sorduk. Bu söz kime aittir? Tabii ki de Mevlana'ya ait bir sözdür. Cevabımız ne oldu? Mevlana olmuş oldu. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Arkadaşlar ÖSYM daha sormadı bu sözü. ÖSYM tarafından bu sene belki ne yapılabilir? Lisans, ön lisans, orta öğretim veya diğer kamu kuruluş sınavlarına çıkabilir. Bir diğer sorumuzdayız. Önemsiyorum dördüncü soruyu. Dünya para yüzme şampiyonasında kadınlar 50 metre sırt üstünde 41.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Sümeyye Boyacı. Arkadaşlar unutmuyoruz Sümeyye Boyacı'yı. Önemli bir isimdir. Geldik bir diğer sorumuza. Parion Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Bu antik kent ise unutmayınız bu eser ise Parion Antik Kenti Çanakkale'de yer almaktadır. Cevabımız Çanakkale olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni olan Nobel Barış Ödülü madalyasını 103.5 milyon dolara açık artırmayla satan isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu arkadaşlar Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni kimdir? Dimitri Muratov. bu 103.5 milyon dolara açık artırmayla satmış bunu ve Ukrayna'daki mültecilere bunu bağışlamıştır. Önemli midir? Önemlidir. Çıkabilir, ÖSYM bu soruyu sorabilir. Geldik bir diğer denememizin ilk sorusuna. İlk yerleşik köy olma özelliğine sahip olan Çayönü aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Çayönü nerede? Diyarbakır'da bulunuyor. Arkadaşlar cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Nedir? +90'dır. Hepimiz biliyoruz bunu. +90 Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodudur. Bir diğer sorumuzdayız. Avustralya ile özdeşleşen hayvanın adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu hayvanın adı neydi arkadaşlar? Kanguruydu. Kanguruyla özdeşleşmiştir Avustralya. Geldik 4'e. İspanya'da geçmişte kurulmuş olan İslam devletinin adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu devletin adı nedir? Endülüs Emevi Devleti'dir. Endülüs Emevi Devleti önemlidir. El Hamra Sarayı. İspanya'da biliyorsunuz ki El Hamra Sarayı, Kurtuba Camii. İspanya'da ÖSYM El Hamra'yı yokladı. Kurtuba'yı yoklamadı. Endülüs Emevi'yi yoklamadı. Bunları ne yapabilir? Sizlere yönlendirebilir. Bir diğer sorumuzdayız. Selge antik kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Selge antik kenti ise Antalya'da bulunuyor. Antalya'da çok antik kent var. Ne yapılabilir? ÖSYM zaten %80-90 ya Antalya ya Muğla ya İzmir o civarlardan soruyor. En azından bu illerdeki antik kentleri bilirsek sınavda sorumuz kaçmaz inşallah. Geldik bir diğer sorumuza. Önemli bir soru. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya enflasyon ya deflasyon. İkisinden birini bekliyorum ben bu sene. Baktığımız zaman toplam talebin toplam arzdan fazla olması, buna bağlı olarak fiyatların yükselmesine dayanan ekonomik dengesizlik, paranın değerinin düşmesi ve alım gücünün azalmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Şu anda gündemimizde yaşanan bir sorundur. Nedir o sorun? Enflasyon arkadaşlar. Enflasyon burada cevabımız olmuş oldu. Deflasyon da çıkabilir. Bunları da diğer derslerde ne yapacağız? Sizlere diğer videomuzda aktarmış olacağız her birini. Diyelim ve videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bizleri ayrıca Furkan Hoca ile Tarih ve Furkan Hoca ile Tarih Instagram ve Telegram grubumuzdan takip edebilirsiniz bizleri. YouTube'dan da videolarımızı yüklüyoruz. İnşallah sınava kadar da ne yapacağız? Videolarımızı yüklemeye devam edeceğiz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu yolda elimden geldiği kadarıyla sizlere sorular hazırlamaya çalışıyorum. ÖSYM daha önceki yıllarda neler sormuş, bu sene neler sorabilir, bunları düşünerek sizlere sorular hazırlıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Bizlere de dua edersiniz inşallah değerli dostlar diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet.